genetik kopyalama Sual: Genetik kopyalamadan bahsediliyor. İnsanı kopyalayacaklarmış. Bu nasıl olur? Cevap: Bir yumurtayı bir spermle döllemek, döllenmiş yumurtayı uygun bir ortamda geliştirmek, yoktan yaratmak değildir. Bir mahlukun resmini çekmek veya kopyasını almak gibi kolay bir iştir. İnsan mevcut olan şeyde değişiklik yapar. Bunun için insan değil, bir sineği bile yaratmak mümkün değildir. İnsanın ruhu, bitki ve hayvanı ayakta tutan ruhtan farklıdır. İnsan ruhu sayesinde vardır. İnsanın vücudu bir marangozun aletleri gibidir. Birine başkalarının bütün organları takılsa, o insanın aklında, düşüncesinde, ilminde değişiklik olmaz marangozun eski aletleri yerine yeni aletleri gelmiş demektir. Alet değişmekle, marangozdaki bilgi, kabiliyet değişmez. Görmeyen gözün yerine sağlam göz takılırsa görür. Kanı, kalbi, beyni de değişse yine düşünceye tesir etmez. Sağlam organ daha kolay iş görür. Çünkü insan ruh demektir. Teorik olarak insan kopyalanabilir. Fakat ruhu kopyalanamaz. Ruhun genetik yükle alakası yoktur. Her canlıda hatta bir yumurta ikizlerinde de ruhlar farklıdır. Bir evliyanın veya meşhur bir sanatkarın kopyası yapılsa, kopyalamadan meydana gelecek bebek büyüdüğü zaman ilmi, aklı, zekası ve kabiliyetleri farklı olur. Kopyalamada gazetelerdeki ifadeye göre ya ana veya baba yoktur. Genetik karakter anadan gelirse, ananın kromozomları kendi ana ve babasının kromozomlarının karışımıdır. Dolayısıyla doğacak bebek annesinin değil, anneannesinin ve dedesinin kromozomlarını taşır. Soy bakımından karışık bir hilkat garibesi olur. Bu bakımdan da insanlarda kopyalama zararlı olur. Klonlama için bazı gazeteler insan bir koyun yarattı, insan insanı yaratıyor diye başlıklar attılar. Klonlamaya yaratmak denmez. Çünkü yaratmak yoktan var etmektir. Klonlamada Allahü Teala tarafından yaratılmış bir hücrenin içindeki genetik materyal kullanılmaktadır. Bu materyaller annenin yumurtasına aktarılmaktadır. Ruh yine Allahü Teala tarafından verilmektedir. Buna yaratmak denmez. Un, şeker ve yağdan helva yapmak gibidir. Unu, şeker ve yağ yoktan kimse yaratamaz. Ancak mevcut olan malzemeler kullanılarak yeni bir ürün meydana getirilir klonlamayla meydana gelecek insan, Allahü Teala'nın verdiği farklı bir ruha sahip olur. Fiziksel beden hemen herkeste aşağı yukarı aynıdır. İnsan ruhu sayesinde farklılıklar arz eder. Klonlama da kopyalanan sadece fiziksel özelliklerdir. Tek yumurta ikizlerinin DNA bilgileri yani fiziksel özellikler birbirinin benzeridir ancak ruhlar farklıdır. Klonlama konusunda çalışan İtalyan profesör doktor Severino Antinori diyor ki, bu klonlama fotokopi gibi değildir. Aynı kişiler imal etmiyoruz. Vücudun fotokopisi yapılabilir ama psikolojik durumu yapılamaz. Bunun için bir insan ruhuyla birlikte aynen kopyalanamaz. Tecrübe edin. Sual, Genetik mühendisliği usulüyle yapılan üretime karşı çıkıp Allah'ın işine karışmayın, yaratmak sadece onun işidir diyerek bu usulle üretilmiş bir besini yememek doğru mudur? Cevap. Bitkilerin ve hayvanların ıslahı için yapılan işlerdi Allah'ın işine karışmayın sözü yanlıştır. Çünkü onları ıslah etmek, daha verimli hale getirmek Allah'ın emridir. Dinimiz fen bilgilerini öğrenmeyi, geliştirmeyi emreder. Peygamber Efendimiz'e ağaçlarımızı babalarımızdan gördüğümüz gibi mi yetiştirelim, yoksa Yemen'deki gibi aşılayıp da daha iyi ürün mü elde edelim diye sordular. Resulullah Efendimiz, biraz bekleyin, Cebrail aleyhisselama sorar, bildiririm veya biraz düşüneyim, Rabbim kalbime doğrusunu bildirir demedi ve tecrübe edin, bir kısım ağaçları babalarınızın usulüyle, bir kısmını da Yemen'deki usulle aşılayın. Hangisi daha iyi ürün verirse her zaman o usulle yapın buyurdu. Yani fennin esası olan tecrübeye güvenmeyi emretti. Kendisi melekten anlar veya mübarek kalbine doğardı. Fakat dünyanın her tarafında kıyamete kadar gelecek müslümanların tecrübeye, fenne güvenmelerini işaret buyurdu. Meyve ve sebzelerde yapılan teknik çalışmalar sayesinde daha iyi ürün almak elbette çok faydalıdır. Bundan yıllar önce pazarda kafa kadar büyümüş patateslere rastladık. Merak kabiliğinden aldık. Pişirince saman gibi olduğunu gördük. Şu halde hormonlu, şişko patates gibi tatsız, tuzsuz uygulamalar elbette tasvip edilemez. Hayvanların da daha iyi et, süt, yumurta vermeleri için onları ıslah etmek faydalıdır ve dilimize aykırı değildir. Hatta çocuğu olmayan nikahlı eşlerin birbirlerinden alınacak materyallerle tüp bebek denilen usulle çocuk sahibi olmalarında hiç mahsur yoktur. Ancak bu muamele yapılırken haram işlenmemelidir. Genetik kopyalama usulüyle elde edilen evcil hayvanların sağlığına zararı yoksa buna itiraz etmek yanlıştır.